سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا يعلم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أمان أمتي من الغرق إذا ركب البحر أن يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle ahirete itaat eden mü'mine mü'minat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ama innehu لو قال بسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. Demin gemiye binerken ne diyeceğimizi öğrendik. Şimdi de yemek yerken Müslümanlık hayat dini, hayatımızın her safhasıyla ilgili bize Peygamberimiz öğretiyor. Bir Müslüman nasıl yatar, nasıl kalkar, nasıl arabaya binir, gemiye binir, uçağa binir, otobüse binir, biner, nasıl yer, nasıl içer. Her şeyi öğretiyor Peygamberimiz. Onlardan ikinci hadis, yemek yemek konusunda. Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz yemek yemeye başladığında اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ تَعَامًا فَلْيَكُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Bismillah desin yemeğe. Tabi sağ eliyle yesin. Kül bi yeminik. Başka hadiste o var. Burada yok da. Sağ elinle ye. Semmillâhe Bismillah de evladım. Ve min kül min emamik, önünden ye evlad, görgüsüzlük yapma, kibar ol, efendi ol, edepli ol, aşgözlülük yapma, besmele çek, sağ elinde ye, önünden ye. Evet, ne demek istiyor yani? Efendimiz bir tabaktan yemeği yeğliyor, teşvik ediyor. Bir tabaktan yenince tabağın bu tarafındaki eti sen en kıymetli et ye. Eti aldın dükkendi. Karşı taraf et var. Sunma oraya. Önünden ye. Görgüsüzlük etme. Sen önündekini yedin. Aç gözlük etme. Edepli davran. Efendim biz şimdi ayrı tabaklar diyor. Tamam bir şey demiyoruz efendim. Ama peygamber tek tabaktan yemeğe göre konuşuyor şimdi. Sen de evde peygamber tek tabaktan yedi diye aileni tek tabaktan yedir içirsen Peygamber'e bu uyma niyetinden dolayı doğru cennete gidebilirsin. Peygamber'e uyma niyeti çok önemli çünkü. Yoksa bu haram değil. Ayrı tabaklarda yemek. Böyle bir şey yok. Ama ben Peygamber'e uyacağım dedin mi sırf bu yüzden cennete gidebilirsin. Niyetin muazzam çünkü. Allah da Peygamber'e uyun diye çünkü. Niyet çok önemli. Şimdi namaz kıldık. Niyet ettim Allah razı namaz kılma uydum şuna dedik namaz oldu. Biz bunu demesek ne olurdu bu? Beden itibarı kadar yat kalk olurdu. Doktor tavsiye ediyor bak
kireçlenmenen var, eğil kalk doğrul demiyor mu? Öyle bir şey olurdu. Ama ben namaz kılmaya niyet ettim, uydum cuma dedin, ibadet oldu. Yemek yerken tek tabaktan yemeği peygamber böyle yapmış diye ona uyma kastıyla yaptın mı ibadet olur. Yoksa haram filan olmaz da. Evet, peygamber sünnetine aykırı olur tabii. Öyle aykırı olur. Ama haram olmaz. Sağ elle yemek de böyledi. Şimdi yemek yediğiniz zaman sizden biriniz içerken de böyle. Ve keza elke el eşribe içeceklerde de böyle. Orada da Bismillah diyeceksin. Suyu içerken sağ elini alacaksın. Bismillah. İçeceksin. Elhamdülillah. Bismillah. İçeceksin. Elhamdülillah. Bismillah. Elhamdülillah. Üç defa da içeceksin. Oturarak içeceksin. Oturarak yiyeceksin. Oturarak içeceksin. Bu yemenin içmenin adabı efendim. Yani yolda giderken yer içersen haram mı? Yok canım, haram demiyoruz yahu. Efendimizin bize tavsiyesi bu. Oturarak yiyin, oturarak için. Ayakta içmeyin. Ayakta içmeyin. Ha, doktor diyor ki ayakta içersen çok zararlı. Yukarıdan salıverdin mi güm diye mideye vurur, mideyi hasta eder diyor. Bu doktorun şeyi. Ama peygamberimiz oturarak demiş zaten. Biz ona uymayı düşüneceğiz. Doktorun dediği de doğru. Onu da şey edeceğiz. Dinlene dinle çok ahım ahım diye içmeyeceğiz ya. İçine soluman diyor. Bir de ahım demeyeceksiniz. Çocuğa böyle öğreteceksiniz. Siz de böyle içeceksiniz. Evet, onu söylüyor şimdi güzel peygamberimiz. İçmek de böyle, yemek de böyle. Elma yerken de böyle. Bismillah deyin. Bu yeter. Lekefâküm. Size yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Karın ağrıtmaz. Daha güzel olur. Ama öyle tatlı yemek gelmiş ki Allah ağzın su yakıyor. Bismillah yeter diyor. Ötekin sığınca kadar bekleyemeyebilirsin. Bismillah demek de yeter. Bismillahirrahmanirrahim diysen aleyhül ala olur. O yeter. Hocam yahu sohbet ediyorduk. Yemek de çok tatlı. Unuttum yahu. Ve innesiye en yekule bismillahi fi evvelihi. Yemeğe oturdunuz. Konuşurken, konuşurken besmele çekmeyi unuttunuz. Veya içeceğiniz çayı içerken, şerbeti içerken, suyu içerken unuttunuz besmele çekmeyi. Fel yekul. Söyleyin. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Konuşuyoruz. Ha 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 hi 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 filan. Sohbet ediyoruz güya. Oğlana soruyorsun sen. Okuldan ne zaman geldin? Dersler nasıl? Hem de yiyorsunuz. Besmele'yi unuttunuz. Sonra Allah Allah. Az bir şey kaldı tabakta. Hatırladınız. O zaman da besmele çekin. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Evvelinde sonunda bismillah deyin. Tabaştan besmele çekmiş olursunuz. Peygamberimizin lütfu bu. Demedik böyle. Şeytan yedi. Sizinle beraber şeytan yedi. Şeytan içti. O sudan, o yemekten yedi. Ne olur efendim? Hocam, şimdi Arafat'ta diyor herif. Herkes ağlıyor hocam diyor. Dua ediyoruz orada. Ama herifin gözünden yaş akmıyor. Ulan yemek yerken besmeleyi unuttun kerata. Midende şeytanla ortak yedin yemek var. Karnında şeytanla beraber içtin su var. Gözünden yaş gelir mi ya? Namazın tadını bulamazsın. Duanın tadını bulamazsın. Çünkü o ortak yedi seninle. Hiç tadını bulabilir misin zevkini? O yemekten gelen güç, kuvvet sana namaz kılma şeysi vermez. Hevesi, isteği vermez. Kaç ya, boş ya, ya. İhtiyarlayınca tevbe istiğfar edersin. Hacca gidersin. Sildirirsin yahu der. Şeytan bunu yapar. Evet.
sonuna az kala bile hatırladığınız zaman Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi veya Bismillahi evvelehu ve ahirehu deyiverin, şeytan yedi o zamana kadar hepsini kusar diyor. Besmele çekilince şeytan yediklerini kusar, içtiğini kusar. Şeytan nerede gerek? Azapta gerek. Kustur o keratayı. Çünkü sana en büyük düşman şeytan. Ben söylemiyorum canım. İnnehu lekum aduvvun mübin. Allah'ın ayeti bu yahu. Şeytan sizin açık apaçık dehşetli düşmanınızdır. Özeliyor. Her şeyimiz bozmak istiyor. Onun için azapta gerek o. Hatırlayınca Bismillah de, kustur keratayı. Bismillahi evvelehu ve ahirehu veya Bismillahi fi evvelihi ve ahirehi deyiverin, yediğini kussun. Siz de baştan beri besmele çekmiş olursunuz. Bismillahi fi evvelihi ve ahirehi deyin buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Çocuklarınıza bunları öğreteceksiniz. Şimdi sağ elle yemek de peygamberimizin besmele çekin gibi emridir. Kül bi yeminik. Sağ elinle ye ve sağ elinle iç. Arkadaş. Teyemenu fi kulli şey. Her mubah işte hep söylüyoruz, hatırlatıyoruz gene. Sağınızı tercih edin. Mubah işte besmele çekin. Size yarayışlı olsun. Harama besmele çekilmez. Allah korusun küfür olur. Allah yasak etmesin dinlemiyorum işte içiyorum anlamına gelir. Allah korusun küfürdür. Harama besmele çekilmez. Mubah işlere, helal işlere besmele çekilir. Çocuklarınıza böyle öğretin. Sağ elle yemek de böyledir. Şimdi bakıyoruz. Ben hukukçuyum. Ceza hukukunda ilim adamları araştırıyorlar suçluları. Evet. Lombroso diye İtalyan cezacısı var, bilim adamı. Bugünkü ceza profesörlerinden de aynı yoldan gidenler var. Dünya hapishanelerini dolaşmışlar. Hapishaneye düşen adamların %80'i sol eliyle yiyip içiyor. Bunu ben söylesem yobaz diyeceksin. Ama Lombroso söylüyor, İtalyan cezacısı. Herifin dinle ilgisi yok. Amerikan profesörü dolaşmış hapishaneleri, o söylüyor. Hapishanedeki adamların %80'i solla yiyip içiyor. Oradan diyor ki adam, sol eliyle yemek içmek adamın karakterinin bozuk olduğunun alametidir. Çünkü hapishaneye kim düşer? Suç işleyen. Kim suç işler? Genellikle karakter bozuk adamlar suç işler. Değil mi? Benim şeyim çalınmıştı. Talebeyken elbiselerimi çaldılar. Odama girdiler, çaldılar. Şikayet ettik. Emniyet müdür yardımcısı bizim hemşerimizmiş. O bizi götürdüler. Sirkici'deydi o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü. İtibar ettiler. Halbuki daha talebeyim o zaman. Bizi götürdüler müdürlerin odasına. Bir sürü adamı gösterdiler. Bunlar hep her gün biz bunları yakalıyoruz. Bir daha yapmayın diyoruz. Yine yakalı. Yine yapıyorlar. Yine getiriyoruz. Konuşurlarmış. Yakalanmadan çaldım. Ben bir numarayım dermiş. Övünürmüş. Hırsızlığıyla övünüyor. Yakalanmadan çaldım. Polisi atlattım diye. Karakteri bu herifin yahu. Onun için bir adam da öyle diyor. Meyani güftü güda betmen iş iham eder kupun. Şecaat arz ederken merdi kıbdi sirkatin şeyler. Şahı söylüyor canım. Bana kızmak yok. Söz arasında diyor. Cingen, genellikle cingenler hırsızlık yapıyor ya. Cingen diyor övünürken şöyle çaldım, böyle çaldım, polisi atlattım filan de övünür. Halbuki suçunu söylüyor. Evet, şimdi o profesör de diyor ki hapishanede olanların %80'i rakamla sabit. Ordinarius Profesör Suli Dönmezer rahmetli hocamın kriminoloji kitabında yazıyor bu dediklerimi. Üniversite Ordinarius Profesörü bilim eseri.
Bunu orada okudum ben. O kitaptan sınıf geçtim. Kaynakları göstermiş. Evet, suçlular %80'i salakmış. Salak yer işer diyor. Böyle adam iddia ediyor işte. Bu onun suçlu olduğunun alameti diyor. Ben size solaklar suçludur demiyorum. Ha, haberiniz olsun. Böyle bir iddia var yani. Güzel peygamberimiz de ne diyor? Sağla yiyin evladım. Sağla için evladım. Sağınızı kullanın evladım. Şimdi birleştirin şimdi bu bilimsel nazariye ile bu hadisi birleştirin siz. Güzel peygamberimiz bize hep en güzellerini öğretiyor. O bizim en güzel örneğimizdir. Allah öyle buyuruyor. Biz onu ne yaptıysa aynısını yapmaya çalışırız. Sağla yeriz, sağla içeriz. Besmele çekeriz. Arabaya binerken Bismillah deriz. Vapura binerken Bismillah deriz. Bismillahimecreyha ve mürseha inne rabbi le gafur rahim deriz. Sübhanellezi sakhara lena hâdâ ve mâ künnâ lehu mukrinin deriz. Böyle her işimizde Allah'a sığınırız. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmiş, Dârekutni de keza nakletmiş. Buna benzer hadis çoktur diyor Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Hazretleri. Evet, şimdi besmele sofraya oturdunuz. Kah 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 ki ki ki. Dikkat et beyefendi, sen Müslümansın. Yemek yerken besmele çekilir. Sohbete daldınız, unuttunuz. Sonu bitirmeden bir daha Bismillahi evvelehu ve ahirehu deyin. Ve bunu biriniz açıktan söylesin. Ukalalık için değil, riya için değil. Orada sohbette gürültüye gitti besmele çekmek. Hatırlanmak için. Çoluk çocuğunuza da hatırlatmak için açıktan Bismillah deyin. Sağ elinizle başlayın yemeğe. Herkes besmele çeksin sayenizde. Gösterici için değil.